Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Şubat ayının 3. haftasına dair teknoloji ve internet dünyasındaki haberlerle bir kez daha karşınızdayız. Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Bu haftanın en önemli haberlerinden biri hiç kuşkusuz ki Facebook'un mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ı satın almasıydı. 16 milyar dolara satın aldığı 450 milyon kullanıcıya sahip olan WhatsApp, Facebook bünyesine katıldı, üstelik kendi ekibi ve tamamıyla Facebook'tan ayrı olacak olan ofisleriyle birlikte. Konuyla ilgili kendi durum güncellemesinde bilgilendirme yapan Mark Zuckerberg ise, Facebook'un insanları bir araya getirmeyi hedefleyen bir sosyal platform olduğunu ve WhatsApp'ın da bu kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olduğunu gerekçe göstererek bu satın almayı açıkladı. Tüm dünya Facebook'un WhatsApp'ı 16 milyar dolar karşılığında satın alması haberiyle çalkalana dursun, bizim ülkemizde ise haftalardır tedirginlikle beklediğimiz internet yasası onaylandı. Macaristan seyahatinden döner dönmez 5651 sayılı internet yasasını onayladığını Twitter'dan duyuran Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu yasayı onaylamasına tepki olarak 3 saat içerisinde Twitter'da 50 binin üzerinde takipçi kaybetti. Tabii ki tepki gösteren tek taraf Twitter takipçileri olmadı. Amerikan hükümeti de yasanın onaylanmasından tedirginlik duyduklarına dair açıklamalarda bulundu. Bir süredir uluslararası uçuşlarında internet hizmeti sunan Türk Hava Yolları, hafta içinde TT.net ile anlaşarak internet servis sağlayıcısını değiştirdi. 2017 yılının sonuna geldiğimizde toplam 80 uçağında internet hizmeti sunmayı planlayan Türk Hava Yolları, bu hizmeti business class için ücretsiz tutarken, diğer sınıflar için saatliği 9.99, günlüğü ise 14.99 dolar olarak belirledi. Bu hamleye karşılık olarak Bilişim ve İletişim Kurulu Daire Başkanlığından gelen açıklamaya göre ise, yeryüzünde uygulanan tüm sansür uygulamaları uçuşlardaki internet sağlayıcılarında da uygulanacak. Yani TT.net ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle internet sansürü artık gökyüzünde diyebiliriz. 2014 yılı yerel seçimlerine bir ay kala rekabet bu kadar kızışmışken Google seçimlerle ilgili tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz bir sayfa geliştirdi. Yerelseçimwithgoogle.com adresinden ulaşabileceğiniz bu sayfada anket sonuçları, siyasi partilerle ilgili haberler ve seçimlerle ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ayrıca bir de buna bağlantılı olarak YouTube kanalı geliştiren Google, seçimlerle ilgili tüm haberleri canlı yayından da takip etmenizi sağlıyor. Teknolojiye ilgi duyanların bir süredir merakla beklediği Dünya Mobil Kongresi 24 Şubat Pazartesi günü kapılarını açıyor. Samsung'un Unpacked 5 isimli etkinliğinde Galaxy S5 modelini de tanıtacağı kongre sürecinde Samsung'un yanı sıra LG ve Sony gibi teknolojinin dev isimleri yer alacak. Dünya Mobil Kongresi'ne ilişkin tüm gelişmeleri webtekno.com'un WMC kategorisinden takip edebilirsiniz. Oyun dünyasında bir fenomen haline gelmiş olan Grand Theft Auto serisinin 5. oyunu çıktığı günden beri rekor üzerine rekor kırarken serinin online versiyonunda ondan aşağı kalır yanı yok. Toplamda 65 milyon dolar gibi bir gelir elde eden GTA Online, Grand Theft Auto'nun 130 milyon dolarlık gelirinin yarısı kadar gelir elde ederek rekor bir rakama imza attı. Oyun dünyasından bu hafta içinde bir başka haber ise Xbox cephesinden geldi. Xbox ve PC platformları için piyasaya çıkan ve Xbox One için özel olarak üretilmiş olan Titanfall adlı oyun, bu hafta içinde açık beta sürümüne geçerek kendisini yaklaşık bir yıldır bekleyen Xbox oyuncularını sevindirdi. Bu hafta internet dünyasını çalkalayan bir başka haber ise anlayamazsınız fenomeni oldu. Biz daha haberlerimizde kullanma fırsatı bile bulamadan hemen hemen bütün reklam ve sosyal medya ajansları anlayamazsınız hashtag ile yaptıkları reklamlarla anında reklamcılığın geldiği noktayı bize gösterdiler ve bir fenomenin daha suyunu çıkarmış oldular. Anlayamazsınız hashtag ile gönderilen tweetler çığ gibi büyürken ve bu tweet göndericileri hiçbir şey kazanmazken biz WebTekno hashtag ile gönderilen haberlerimize hediye vermeye devam ediyoruz. Hashtag WebTekno hediye kampanyası ve bizim haberlerimizden birisini Twitter'da paylaşan takipçilerimize Asus marka tablet, iTunes hediye kartları
ve benim fincanlarımdan birine hediye ediyoruz. Haftaya yine sizlerle görüşecek olmanın verdiği sevinci anlayamazsınız. Hoşça kalın.